merhaba. Çok yeni kazanılan bir şampiyonluğumuz var. Biliyorsunuz Eczacıbaşı Vitra, Kadınlar Dünya Voleybol Kulüpler Şampiyonası'nda ikinci kez üst üste şampiyon olan ilk takım oldu. Bugün de bizim konuğumuz Eczacıbaşı Vitra'da 16 numaralı formanın sahibi Ceylan Arısan. Hoş geldin şampiyon. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sağ olun siz. Biz deyiz. İyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Öncelikle basketbolcu bir babanın kızısın. Sporculuk aileden mi geliyor? Evet, sporculuk aileden geliyor. Babam eski milli basketbolcu. Hı-hı. O da Karşıyaka ve birçok takımda basketbol oynamış ve milli takımda da Balkan şampiyonluğu gibi başarıları da var. Ben de sporcu aileden geliyorum. Sen de küçükken voleybol için İzmir'den İstanbul'a taşınıyorsun. Bu süreci biraz anlatır mısın? Ben 10 yaşında voleybola başladım. Bunun öncesinde babamın basketbol okulu vardı İzmir'de. İlk önce basketbolda spora başlamıştım. Sonra 10 yaşında televizyonda 2003 Avrupa Şampiyonası'nı görünce böyle olmak istiyorum diyerek voleybolu sevdim ve öyle Karşıyaka'da voleybola başladım. Hı-hı. 4 sene orada oynadıktan sonra Eczacıbaşı'na transfer oldum. O zaman ilham aldığın sana bunun gibi olmak istiyorum dediğin biri var mıydı? Evet, vardı. Neslihan Demir. Şu an aynı takımdasınız. Şu anda aynı takımda oynuyoruz zaten. Evet, harika. Peki iki kez üst üste dünya şampiyonu olmak sana neler hissettiriyor? Çok gurur verici bir şey çünkü gerçekten çok zor bir platformdayız. Dünyanın en iyi takımları orada ve zaten ben de şu an yaş olarak biraz küçük kalıyorum orada. Ama bu yaşta bile oralarda şans görmek, forma giymek ve böyle başarılar imza atmak tabii ki çok gurur verici. Ve tabii ki de birazcık da hedefi daha yüksek yerlere koyuyor. Eczacıbaşı Vitra'ya nasıl katıldın? Eczacıbaşı Vitra'ya dediğim gibi Karşıyaka'dan 14 yaşında katıldım. 14 yaşına altyapıda Eczacı'da oynadıktan sonra 18 yaşında A takıma çıktım. Arkadaşlarımız senin için bir VTR hazırladı. Onu izleyelim. Gerçekten Türkiye için çok önemli bir başarı. Yani Vakıfbank olsun, Eczacıbaşı olsun ülkemizi gururla bu alanda temsil ediyor. Bundan sonra da başarılarının devamını diliyorum. Evet, görsel medyada bilgim oldu fakat detaylarına bakmadım. Maçın skorunu bilmiyorum. Tebrik ediyoruz kendilerini. Türkiye'de futbol dışındaki başka branşlarda böyle büyük başarılar yakalamak oldukça zor. Gurur duyuyoruz. Biliyorsunuz spor para işidir. Eğer destek verirseniz başarı her zaman gelir. O nedenle bunun gibi firmaların daha çok takıma destek verip daha çok şampiyonun çıkmasını istiyoruz. Hepsini canı gönülden tebrik ediyoruz. İyi ki varlar. Haberimiz var, gurur duyduk. Hepsine başarılar diliyorum. Hayır, voleybol Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görmüyor futbol kadar. Bence görmüyor. Hayır, şimdi maalesef. Geçmişte çok ilgi görmüyordu ama son dönemde voleybolun ben bayağı bir popüler hale geldiğini düşünüyorum. Ben bir futbol seyircisi olarak voleybolu seyrediyorum yani. Sence voleybol Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görüyor mu? Bence hak ettiği ilgiyi görmüyor. Çünkü biz voleybolda senelerdir başarılara imza atıyoruz. Bu hem milli takımda hem de kulüpler bazında. Milli takımda altyapılarda birçok Avrupa ve Dünya şampiyonluğu yaşadık. Ama gazetelere baktığınızda küçücük bir köşede yer alıyoruz. Ve onun yanında futbolda bir oyuncu bir yere çıktıysa veya maçta sakatlandıysa tam sayfa haber oluyor. Biz de kenarda köşede yer alıyoruz. Bence daha çok ilgi görmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem kadının gücünü gösteriyoruz bir açıdan hem de ülkemizi temsil ediyoruz. Ama yine de futbolu geçemedik yani. Şu anda da ikinci kez üst üste şampiyon olduğunuz halde basında yeterli ilgi görmediğinizi söylüyorsun. Evet, görmedik. Çünkü bu bir futbolda başarı olsaydı eminim ki bir ay sürecek bir şeydi. Biz evet şampiyon olduk, ilgi gördük ama bu 1-2 günü geçmedi. Sadece 1-2 gün haberlerde veya gazetelerde yer aldık. Peki sen milli takım, okul takımı, aynı zamanda Eczacıbaşı Vitra'da oynuyorsun. Çok yoğun bir tempon olmalı. Aynı zamanda okul hayatın da var. Nasıl hepsini bir arada yürütebiliyorsun? Evet, çok zor oluyor gerçekten ama bunu bir açıdan da öğrendim. Çünkü küçüklükten beri böyle yaşıyorum zaten. Çok zor bir tempodayız. Sürekli yurt dışına gidiyoruz veya yurt içinde de farklı yerlere gidip geliyoruz. Çift antrenmanlar yapıyoruz. Birazcık hocalarımla sürekli iletişimde oluyorum. Antrenmanlardan çıktığımda koşa koşa hemen buraya derse geliyorum. Evet, derse geliyorum. Sonra dersten çıkıp yine antrenmana gidiyorum. Çok zor oluyor ama arkadaşlarımın ve hocalarımın yardımıyla. Hangi bölümde okuyorsun? Reklamcılık bizim bölümünde. Bizim Bilgi Üniversitesi'nde evet, okuyorsun. Son sınıftayım. Peki spordan arta kalan vakitlerinde ne yapıyorsun? Çok vaktimiz yok gerçekten. Çünkü çok yere gidiyoruz. Olduğunda da genelde ya evde dinleniyorum veya arkadaşlarımla dışarıda vakit geçirmek istiyorum. Çünkü birazcık da sosyalleşmeye ihtiyacımız oluyor.
yemek yiyoruz, sinemaya gidiyoruz veya bilmiyorum yani bir yerde oturup onlarla bir şeyler paylaşmak bile bize yeterli oluyor. Zaten çok fazla vaktin olmuyordur. 22 yaşındasın. Bu zamana kadar Türkiye'nin büyük kulüplerinde forma giydin. Bundan sonraki hedeflerin neler? Bundan sonraki hedefim, yani takımımdan tabii ki şu anda çok memnunum ama tabii ileride hani ne gösterir bilmiyorum. Tabii her zaman bu platformda kalmak istiyorum. Hedefim de A milli takımda forma giyiyorum zaten ama A milli takımda sürekli forma giyip daha büyük başarılara imza atmak. Daha hani A takımda bir Avrupa veya Dünya Şampiyonluğu yaşamadık çünkü. Aynı zamanda da kulüpler bazında yine bu seviyede kalıp Avrupa Dünya Şampiyonu olan takımlarda yer almak diyebilirim. 2011'den beri genç milli takımlarda görüyoruz seni. Artık A milli takımda mı göreceğiz hep? Evet, 2012 yılında son genç senemdi zaten. O zamandan beri A milli takımda da forma giyiyorum. Bu arada şimdiden taraftar kitlerini de oluşturmuşsun. Sokakta aldığın tepkiler neler? Ya çok güzel bir şey gerçekten. Özellikle bizim taraftar grubumuz daha çok böyle küçük kızlar oluyor. Çünkü sanırım biz onlara biraz fazla ilham veriyoruz. Sana da ilham vermişler ki böyle olmuş. Evet yani ilgiyi seviyoruz açıkçası. Çünkü onlar da bize çok destek oluyor. Bir maçtan önce güzel bir mesaj atıyorlar. Bizim arkamızda olduklarını hissettiriyorlar. O yüzden güzel bir şey. Voleybolun senin hayatına kattığı şeyler neler? Voleybol... Spor dışında düşünürsen. Evet, spor dışında düşünürsem bana sorumluluk almayı öğretti. Fedakarlık yapmayı öğretti. Aynı zamanda çok çalışıp azimle çalışırsan hedeflerine ulaşabileceğimi öğretti. Hayatında voleybol olmasaydı ne olurdu? Hayatımda voleybol olmasaydı bunu düşündüm açıkçası. Sanırım sanatla ilgili bir şeyler yapabilirdim. Yani bir enstrüman çalmak gibi. Çünkü piyano falan çalmak çok isterdim. Veya sağlık için spor yapardım. Şu anda pek sağlık için spor değil de iş için spor yapıyormuş gibi bir şey çünkü. Peki transfer olduğun takımlardan Eczacıbaşı'na geri dönmenin bir sebebi var mı? Daha önce Beşiktaş'ta oynadın. Şöyleydi. Aslında ben her zaman Eczacıbaşı'nın oyuncusuydum. Sadece 1-2 aylık kısa bir dönemlik kiralık olarak geçmiştim. Bunlar da bana gerçekten güzel tecrübeler kattı. Çünkü olduğunuz yerden çıkıp başka yerlere geçince de hem bakış açınız değişiyor hem de farklı tecrübeler kazanabiliyorsunuz. O yüzden 2 aylık bir süreç olsa da Beşiktaş benim için güzel bir tecrübeydi. Eczacıbaşı'nda oynamak nasıl bir duygu? Çok güzel çünkü benim küçüklükten beri hayalim Eczacıbaşı'ydı. Hatta ben Karşıyaka'da oynarken Eczacıbaşı'nın sporcusundan bir tişört almıştım imzalı. Onunla uyuyup kalkıyordum. Küçükken de Karşıyaka'yla oynadığımda Eczacıbaşı'na karşı aileme gidip Eczacıbaşı çok güzel voleybol oynuyor. Ben de bir gün orada oynamak istiyorum. İnşallah giderim demiştim. O yüzden hem bu hedefimi gerçekleştirmiş olmak hem de burada yer almak benim için çok mutluluk ve gurur verici. Hayallerine ulaşmışsın ne güzel. Evet. Daha 22 yaşındayken hani bunun olması. Sence şampiyonluğa giden yolda en önemli şey ne? Takım oyunu. Çünkü voleybol bireysel bir oyun değil tenis gibi. Arkadaşlarınıza da bağlısınız. Siz ne kadar iyi olursanız olun, sizin arkadaşlarınızla beraber uyumunuz olmazsa veya takımca iyi oynamazsanız başarı elde edemezsiniz. O yüzden takım ruhunu oluşturmak, tam tek yürek sahaya çıkmak diyebilirim. Şu anda idollerinle aynı takımda oynuyorsun. Aramız nasıl? Aramız çok iyi. Zaten Neslihan abla ben ara sıra ona böyle anne diyorum. O da canım kızım falan diyor. Yaşça aramızda bayağı fark var ama arkadaşız zaten. Dediğim gibi küçükken onları izliyordum. Şu an onlarla aynı takımdayım. O yüzden de bu beni daha çok motive ediyor. Yani onlarla aynı seviyeye gelmiş olmak, yine onlara yetişmeye çalışmak mutluluk verdi. Yurt dışında bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Düşünüyorum çünkü o da farklı bir deneyim. Çok farklı ligler var. İtalya Ligi'ni çok beğeniyorum özellikle. Eskiden İtalya Ligi en üst sıradaydı ama zamanla bu sponsorluklar nedeniyle şu an Türkiye birinci sıraya yerleşti. Eskiden İtalya'ya gitmek daha büyük bir hayaldi. Yani şu anda benim için bir hayal değil çünkü en iyi lig Türkiye'de zaten. Ve başarılar da bizim takımlarımızdan geliyor ama gidip bir deneyim yaşamak istiyorum. Peki Ceylan, çok teşekkür ederiz geldiğin için. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, bu haftalık 10 dakikanın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.